Yıllardır sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez ürünü süt, magnezyum, selenyum, D vitamini, riboflavin, B12 vitamininin yanı sıra yüksek protein ve yağ içeriği ile pek çok canlının büyümesi, sağlıklı yaşaması ve bağışıklık sisteminin güçlü olması için çok önemli. Özellikle COVID-19 gibi bünyemizin zayıf olduğu anları kollayan hastalıklara karşı en büyük destekçilerimiz süt ve süt ürünleri. Aynı zamanda dünya genelinde 1 milyara yakın insanın geçim kaynağını sağlayan dev bir sektörün ham maddesi. Dünya Süt Günü'nün 20. yılında sektör çalışanlarına minnettarız. Küçük yaşlarda büyümek için, ileri yaşlarda iskelet yapımızın sağlamlığını korumak için mutlaka süt içmeli, sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar tüm öğünlerimizde süt ürünlerini eksik etmemeliyiz. Sağlıklı süte ve süt ürünlerine ulaşabilmek için başta aile işletmeleri olmak üzere süt hayvancılığı yapan işletmeler desteklenmelidir. Hayvanların sağlıklı olması için veteriner hekimlik hizmetlerinden düzenli olarak yararlanmaları gerekir. Hayvanların sağlıklı olması, birbirlerine bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hasta etmemeleri, sürünün sağlıklı olması demektir. Hayvanların sağlıklı olması, insanların sağlıklı olması demektir. Başta bizler için meslek hastalığı olarak bilinen Brusella'dan herkesi korumak demektir. Hayvanların sağlıklı olması, elde edilen sütün sağlıklı olması ve halk sağlığının korunması demektir. Kampylobakter, Q ateşi, E. coli, paratüberküloz, listeria, salmonella ve yersinia gibi bakterilerin neden olacağı hastalıkları uzak tutmak demektir. İşletmeden çıkan sütün bizlere ulaşıncaya kadar geçeceği aşamalarda soğuk zincirin korunması önemlidir. Sütün zengin içeriğini kaybetmeden sağlıklı olarak sofralarımıza gelmesi için her aşamada denetimler yapılmalıdır. Sağlıklı hayvanlardan yüksek verim alarak sağlıklı süt üretiminin sağlanması ve tüketiciye aynı kalitede ekonomik olarak ulaştırılması için zincirin doğru yönetilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Sektör, aile işletmeleri başta olmak üzere tüm taraflarıyla birlikte desteklenmelidir. Hayvanların genetik yapılarının ülkemiz koşullarına uygunluğu verimlilik açısından önem taşır. Süt hayvancılığı düşünen üreticiler bölgelerine uygun hayvan türlerine ve ırklarına yönlendirilmeli, gerekli eğitimlerle desteklenmeli, doğru yatırım yapmaları sağlanmalıdır. Sağlıklı ve refah koşulları uygun olan hayvanların verim oranı da her zaman daha yüksek olacaktır. Bu nedenle çiftlik koşullarının hayvan refahına uygun olması, çiftçilerimizin sürü yönetimi konusunda bilinçli olmasının ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır. Başta meslektaşlarımız olmak üzere sağlıklı hayvandan sağlıklı süt ürünlerine kadar tüm aşamalarda emek verenlerin Dünya Süt Günü kutlu olsun. Sektörümüzün sütü bol, kazancı bereketli olsun.